Şeyhiydi bütün olanların sebebi. O günkü sohbetin konusu Adem'e üflenen ruhtu. Genç derviş ilk işittiğinde idrak edememişti bu durumu. Ne yani, ilahi varlığın nuru böylesi pis bir bedende. Sözleri dökülüvermişti dudaklarından. Kim bir güzeli bir çirkine verirdi ki? Neydi o ilahi murat, varlığın kaynağını bir çamura sığdıran, diye devam etti sorgusuna. Dervişler sohbetin ardından yemek için mutfağa geçtiler. Genç derviş ise aklında kör düğüm ettiği sorularla sofraya değil odasına doğru yöneldi. İçi içine sığmıyordu. Küçücük odasında bir sağa bir sola hızlı adımlar atıyordu. Ruh, beden, cennet, dünya, deri, çamur, varlık, ruh, beden. Kelimeleri zihninde bir o tarafa bir bu tarafa çarpıyordu. Bu hal saatlerce devam etti. Nefes alıp vermesi değişmişti. Terliyordu. Odasındaki hava da yeterli gelmiyordu artık. Bir an boğulduğunu hissetti. Durumum katlanılmaz bir hal aldı. Eminim, ruhumu bu bedene hapsetmişler. Ellerime baksana, ayaklarıma bak, yüzüme bak. Ruhumu kaplayan deri bu hapishanenin duvarları sanki. Daralıyorum, kapattıkları yerden kurtulmam lazım. Ruhuma nefes alanı açacağım. İşte ilk kesici darbe. Tatlı bir acı duyuyorum. Kirli beyaz hapishane duvarlarıma renk geliyor. Bir koyu kırmızı şimdi onlar. Sonra üşüyen ellerimde bir ılıklık hissediyorum. Ruhumun teşekkürü olarak kabul ediyorum bu duyguyu. Canı tene tutsak kılmak haksızlık değil mi? Hangi ruh sığar bu kaba? Derken işte ikinci kesici darbe. Genç derviş yavaşça çömeldi. Hali kalmamıştı, gözleri karardı. Baygın bir şekilde yatağına yığıldı. Gözünü açtığında rüya aleminde buldu kendini. İçinde sırlar barındıran hakikatler, kısacık şimşek çakışlarında bir belirip bir kayboluyordu. Yaptığı sorguların cevabına yaklaşmanın verdiği sevinci duyduğu içinde. Şimşekleri yakalayabilmek ümidiyle kafasını sürekli sağa sola çeviriyordu. Dünyadaki zamana uyarlayamayacağı bir uzunlukta uğraş verdi ama bir türlü kabil olamadı. Soluk soluğa kalmıştı. Yenik savaşçılar gibi dizleri üstüne çöktü, ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı. Ey acziyetimizi yüzümüze vurmak için bizi en emin olduğumuz anda yakalayan çaresizlik. Hiç mi buyurmazsın merhamet? Uyandığında yorgun hissediyordu. Başucunda uyuklayan tanımadığı bir derviş vardı. Yaraları merhemlenmişti. Anlaşılan hayat serüveni kısa bir moladan sonra devam ediyordu. Kesiklerinde derin acılar hissettiğini fark etti. Ruh, bedenden gayrı ise bu acıyı kim duyuyordu? Neydi ta yüreğini sızlatan bu şey? Bu halde dahi sorgularına devam etti. Anladı ki bir düğüm varsa bunu bir tarafı görmezden gelerek çözemeyecekti. Dudaklarından şu sözler döküldü. Beden ve ruh, bir muammasın Adem'den kalan. Asla ulaşamayacağımız, asla uzaklaşamayacağımız. Evet efendim, böylece yazdığım hikayeyi seslendirmiş oldum. Sağlıcakla kalın.